Sizlere gece diş gıcırdatması rahatsızlığı için iki doğal çözüm önereceğim. Bu aynı zamanda gece bruksizmi olarak da adlandırılır. İnsanların çoğunun yaşadığı çok yaygın bir sorundur. Bu konu hakkında pek bir şey bilinmiyor. Bunun neden olduğu da tam bilinmiyor. Birlikte bu konuyu inceleyip muhtemel nedenleri birleştireceğiz. Bu sorunu yaşıyor ve onunla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyor olmanız, dişlerinizde aşırı aşınmaya, Diş ağrılarına, baş ağrılarına ve sabah uyandığınızda çenenize kramp girmesine neden olabilir. Alternatif bir çözüm olarak genellikle bütün gece ağzınızda kalması gereken bir plastik gece diş koruyucusu önermekteler. Pekala, bahsetmek istediğim yeni bir terim var. Buna çiğneme kaslarının ritmik aktivitesi denir. Bu sadece dişlerinizi gıcırdattığınızda yaşananları ifade eden tıbbi bir terimdir. Çiğneme işlemi yemeğinizi çiğnerken kullandığınız kaslarla gerçekleşir. Elbette ritmik terimi bir şeyin düzenli veya döngüsel modeli anlamına gelir. Bu konuyla ilgili iki durum söz konusudur. Biri otonom sinir sistemi ile ilgilidir. Görünüşe göre gece gıcırdatma oluşmaya başlamadan önce bu otonom sinir sisteminde kalbi etkileyen bir aktivasyon oluşmaktadır. Anlaşılan bu süreç kalp ile de alakalıdır. Nabızınızda bir artış meydana gelir ve bu sıra dışı bir durumdur. Peki buna neden olan şey nedir? Her iki durumda otonom sinir sistemi ile alakalıdır. Bu sistem otomatik olarak çalışır ve vücudun birçok farklı bölümünü kontrol eder. Bunun gerçekleşmesinden bir saniyeden daha kısa bir süre önce, tam olarak 0.8 saniye önce, çene kaslarını uyaran sinyallerde bir artış gözlenir. Gıcırdatma olayının bununla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Açıkçası bu sorun bahsettiğimiz geçiş fazı ve kas sistemi ile çene kaslarını kontrol eden sinir sistemindeki bir dengesizlikle ilgilidir. Bildiğiniz üzere uyku sırasında yüzeysel uyku ile derin uyku arasındaki geçişler gibi döngüler yaşanır. Bu uyku seviyelerinin bazıları çok aktiftir. Yarı uyanık gibi olup çılgınca rüyalar görebilirsiniz ama aslında uyuyorsunuzdur. Diş gıcırdatmanın sizi uyandırabileceğini düşünüyorsunuz. Tabii ki diş gıcırdatması beyninizin uyandırıldığı ve aktif olduğu seviyede meydana gelir. Bunun beyinsel aktiviteye karşılık tüm kaslarınızın temelde felç olduğu ve tamamen derin bir uyku olan delta dalgası uykusu aşamasıdır. Dolayısıyla bu durum çoğunlukla yüzeysel uyku seviyelerinden daha derin uyku seviyelerinde gerçekleşir. Bununla ilgili bize yardımcı olacak başka hangi bilgilere sahibiz? Sigara içenlerde bruksizm riskinin yüksek olduğunu biliyoruz. Eğer sigara içiyorsanız bunu yaşama riskiniz iki kat fazladır. Alkol kullanan kişilerde daha yüksek olduğu gibi serotonin veya anksiyete ve depresyonu düzenleyen seçici serotonin geri alım inhibitörleri türü ilaçları kullanan kişilerde de daha yüksektir. Bu da size küçük bir ipucu olabilir. Hatta yan etki olarak bruksizmle ilişkilendirilen SSRI diye bir durum bile var. Ayrıca seroton ile uyku ve SSRI ile serotonin arasında ilişki olduğunu biliyoruz. Bu yüzden SSRI ilaçlarının alım sebebi serotonin eksikliği olabilir. Benzer şekilde bunları kullandığı için serotonin eksikliği yaşayabilir. Bununla ilgili bir bilgimiz yoktur. Fakat diş gıcırdatmanın serotoninle bir bağlantısı vardır. Ayrıca dopaminle de bağlantısı vardır. Çünkü dopaminin öncüsü olan L-Dopa alındığında, bruksizm oluşma ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edildi. Hem serotonin hem de dopamin, otonom sinir sistemi ile ilişkilidir. Çünkü unutmayın, nötrotransmitterler sinir sistemi için hormonlar gibidir. Yani sinirler nötrotransmitterler yoluyla, hormonlar ise kan yoluyla iletişim kurar. Ayrıca bruksizmin stres olayları, travma, aşırı kafein alımı tarafından tetiklenebileceğini de biliyoruz. Diş gıcırdatmanın SNP'ler denilen bir sorunla da ilişkisi vardır. Peki SNP'ler nedir? Size bu yeni kelimeyi çok basit bir şekilde açıklayayım. SNP'ler tek nükleotit polimorfizmleri anlamına gelir. Basit bir ifadeyle vücudunuzdaki bir işlevi değiştirebilen genlerinizin dizilişindeki küçük bir değişikliktir. Diğer videolarımda da bahsettiğim türde bir DNA testi yaptırdığınızda bu küçük SNP'leri değerlendirebilme imkanınız olur. Böylece belirli sorunlara karşı duyarlılığı bir nevi tespit edebilirsiniz. Bunun diş gıcırdatmakla nasıl bir ilgisi vardır? Görünüşe göre bu durumda genetiğinizde geceleri dişlerinizi gıcırdatma riskinizi önemli ölçüde artırabilecek bir varyasyon veya değişiklik olmuş olabilir. Bu HTR2A geni serotonin reseptör genidir. Serotonin de stresle mücadeleye yardımcı olabilir. Dopamin de ayrıca stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Yani serotonin reseptörü HTR2A ile SNP'lerde bu değişim oluştuysa serotonin eksikliğiniz olabilir. Bu yüzden temelde bu sorunu çözmek için sorunu düzeltebilecek hormonların üretilmesine yardımcı olacak yapı taşlarının alımını daha fazla artırmanız gerekecektir. Bu nedenle bu genle ilgili bir sorununuz olsa bile gerekli olan her şeyi alırsanız veya serotonin reseptörü ile başa çıkmak için gerekli olan her şeyi yaparsanız bu sorunu çözebilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü insanlar genetikle ilgili bir tür problemleri olduğunda bu konuda hiçbir şey yapamayacaklarını ve bu sorunun kendiliğinden oluştuğunu düşünmeleridir. Bu doğru değildir. Bazı insanların problemleri olabilir. Diyelim ki beslenmeleri doğru değildir veya çevreleri iyi değildir. Özellikle de çok fazla stres altındalarsa ve bunun gibi şeyler varsa ve kötü besleniyorlarsa. Peki ne yapılabilir? Önereceğim ilk besin B1. Neden mi? Çünkü bir düşünelim. B1 seviyeniz neden düşebilir? Kesinlikle çok fazla alkol içtiğinizde, çok fazla kafeinli içecekler içtiğinizde ve nikotine maruz kalmanıza neden olacak şekilde çok fazla sigara içtiğinizde B1 seviyeniz düşer. Yani tüm bu tetikleyiciler B1 eksikliği ile ilgili bir soruna yol açıyor olabilir. Bu daha sonra aşırı serotonin ve dopamin eksikliğine neden olur. Sonra bu durum genetik faktörler ve stresle birleşip çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Böylece serotonin üretmek ve başka bir ilginç bağlantı olan dopamin yapmak için tiamin B1'e ihtiyacınız vardır. Bu aynı zamanda öncül olan L-dopa takviyesi aldığınızda başlangıçta bruksizmle başa çıkabilme açısından faydalı oluşunu açıklayabilir. Ancak bunu uzun bir süre alırsanız şikayetler geri gelebilir. Belki B1 vitamini almadığınız için olabilir. Bu benim görüşüm. Yani ne yapmanız gerektiğini anlamak için yapbozun tüm küçük parçalarına sahip olmanız gerekir. B1'i besin mayasından alabilirsiniz ve besin mayasından alıyorsanız takviye edilmemiş bir çeşit aldığınızdan emin olun. Böylece B vitaminleri eklenmediğinden emin olursunuz veya sadece doğal B1 vitamini bulmaya çalışın. Bu birinci önerimdir. Önerdiğim bir diğer vitamin de D3 vitaminidir. Çünkü D3 vitamini güçlü bir dopamin modülatörü veya düzenleyicisidir. D3 vitamini serotonin'i de aktive eder. Yani bu iki nörotransmitterler de çok önemlidir. D3 vitamini eksikliği olduğunda insanlar depresyona girme eğilimindedir. Kaygılanırlar ve dopamin ile serotonin eksikliği belirtileri gösterirler. Bu vitaminlerin her ikisinin de bruksizm riskini doğrudan azalttığı kanıtlanmıştır. Gerçek nedeni biliyoruz. Artık çözüm basit bir hale geldi. Yapmanızı istediğim şey şu. B1 ve D3 vitaminlerini almaya başlayın ve diş gıcırdatmanız geçtiyse aşağıya yorumlara sonucu yazın. Tiamin B1 hakkında birçok video yayınladık. Fakat gözünüzden kaçtıysa kesinlikle bu videoyu da izlemelisiniz. Bu çok faydalı olacaktır.